benden Tarih Kurumu'nun kurum binasının projelerini tamamlamamı istediler. Karatepe saçakları sözünü ettiğim gibi bir korumaydı. Fakat altındaki şeyleri korumaydı. Buna karşılık kurum içerisinde bir kütüphane ve bilimsel araştırmalar içeren, bu bilimsel araştırmalara sakin, asude bir ortam sağlamak görevli bir yapı vücuda getirmeyi icap ettiriyordu. Bu binanın adeta bir kale gibi kendi içerisindekini koruyacak bir nesne olarak vücuda getirilmesi projenin fikriydi ve bina alan projede sağır duvarlarla çevrili olarak çizilmişti. Tarih Kurumu'nu Ankara'nın mahalli malzemesinden yapmak hem mantıklı, hem ucuz, hem de tarihi ilişki bakımından binanın koyu renkli Ankara taşıyla yapılması da kararlaştırıldı. Mahalli malzemenin bir diğer unsuru döşemede kullandığımız Marmara mermeriydi. Marmara mermerini özel bir şekilde kullandık. Kapıdan içeri girince karşıdaki merdivenlere doğru ilerleyip oradan üst katlara ulaşmak imkanı olduğu için, esas hareket bu olduğu için bu hareketi ifade etmek üzere Siirt kilimlerinin birbirine paralel çizgileri gibi kullandık. Binanın planı bu koruma fikrini üzerine kurulu olunca tarihi bir tecrübeden yararlanma noktasına getirdi. Esas itibariyle binanın aydınlanması için binanın ortasında bir ışık kaynağı meydana getirmek gerekli oluyordu. Ayrıca binanın içerisinde yer alacak farklı faaliyetlere ulaşmak için bu orta boşluğu kullanmak da gerekli oluyordu. Tabii bu gereklilikler aslında bir medrese planının da gereklilikleriydi. Bu orta holüyle orta sofalı Türk evi planına da bağlanıyordu.